Maşallah. Ben şunu anlıyorum. Sincar pazara gümbür gümbür gidiyor. Sandıkları patlatıyor mu? Ve sandıklardan eyvallah. Bu kardeşinize yeniden sahip çıkıyor mu? Rabbim yar yardımcımız olsun. Sevgili Ankaralılar, sevgili Sincanlılar, değerli kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Fursaklarla başladık. Hüseyin Gazi'de, Altındağlı ve Mamaklı kardeşlerimizle devam ettik. Şimdi de Sincan'da sizlerle birlikteyiz. Maşallah, bugün Ankara bir başka güzel. Bugün Ankaralı bir başka heyecanlı. Bugün başkentimiz bir başka coşkulu. Önceki hafta sonu yaptığımız büyük Ankara mitingine adeta kaldığımız yerden devam ettik. Milli mücadelenin şehri, Cumhuriyetimizin başkenti, milli iradenin kalesi, 15 Temmuz'un kahramanı Ankara yine farkını gösterdi. Sincan Ovası'nın kadir kıymet bilir vefakar evlatları bugün bir kez daha bizleri bağrına bastı. Yahu biz bu millete aşık olmayalım da ne yapalım? Biz bu millete hizmetkar olmayalım da ne yapalım? Biz bu millet için canımızı dişimize takmayalım da ne yapalım? Hamdolsun, milletimizle girdiğimiz her mücadelede bizi destekledi. Bizi yalnız bırakmadı. Bizi 15 seçimde sandıktan hep birinci çıkardı. Vesayetinden darbecisine, üzerimize kuralsızca yürüyenlerin karşısında tıpkı burada olduğu gibi meydanları doldurarak yanımızda yer aldı. Bay bay Kemal. Neyle geldi? Neyle geldi? Kasetle geldi. Şimdi de Cumhurbaşkanı adaylarından birini saf dışı bıraktı. Nasıl bıraktı? Herhalde o da şöyle, yarın bilemediğiniz cumartesi günü ortaya çıkar. Değil mi? Çünkü bunların bütün işi fırıldak. Yani bundan sonra Bay Bay Kemal'e fırıldakçı da diyebilirsiniz. Ama asıl dersi sandıkta vereceksiniz. Ben bugün bir kez daha milletimizle birlikte, sizlerle birlikte, Sincan'la birlikte tarih yazmaya hazırlanıyoruz. Bu tarih Türkiye 100 yılı tarihidir. Şimdi bunlar bize öyle bir hırsla saldırıyorlar ki, hadi bize saldırılarını anladık. Daha düne kadar kendileriyle birlikte olanlara bile acımıyorlar. Tehditler, hakaretler, şantajlar, karanlık pazarlıklar gırla gidiyor. Dün kasetle genel başkanlık koltuğuna getirilenler bugün de yine aynı yöntemle cumhurbaşkanlığına atanmaya çalışıyorlar. İşte gördünüz, artık ne yaptılarsa bir adayı geri çekilmeye mecbur bıraktılar. Anlaşılan o ki FETÖ yöntemleri yine iş başında. Ülkemizde siyasetin seviyesinin bu kadar düşürülmesine gönlüm razı değil. Bay Bay Kemal, sen kasetle geldin, bunu biliyoruz. Ama benim milletim seni bu defa kasetle veya CD ile inşallah bir yerlere getirmeyecek. Tam aksine sana bay bay diyecek.